Merhabalar Paraksilen Kimya izleyicisi. Eski konunun ödevlerini bitirdin mi? Bak, eski konunun ödevlerini bitirmediysen derse almıyorum biliyorsun. Ödevlerini bitti mi? Hadi gel o zaman bugün sağ tarafıma geç. Sağ tarafındaki sandalyeye gel otur. Gel. Geldin mi? Geldiysen sağ tarafıma ben şöyle biraz daha sana yanaşayım. Tam böyle. Göz göze gelelim. Nasıl göz göze ders işliyorsa. Göz göze gelelim yeni konuya başlayalım. TYT'nin kaçıncı videosu bu? 11. konusu mu? Evet, 10 kimyasal hesaplamalardı. 11. konusu ama bilmem kaçıncı videosu artık. Aklımda değil TYT videoları. Bu yıl biraz daha fazla bölüyoruz. Biraz daha küçük, biraz daha konuları minimal videolar haline getiriyoruz ki daha sonra baktığınızda rahatlıkla istediğiniz bölümü bulabilirsiniz. Karışımları kaç videoda işleyeceğim bilmiyorum. 18 sayfalık bir slaytımız var karışımlar. Karışımlar arkadaşlar biliyorsunuz iki kısım halinde hatta üç kısım halinde diyebilebiliriz. TYT'de karışımların genel hesaplamaları, karışımların sınıflandırılması, kütlece hacimce yüzde karışımların ayrılması, AYT'de sıvı çözeltiler kısmında çözelti ve çözeltinin derişimi ile ilgili ayrıntılı hesaplamalar, bir de karışımların çözünürlük çarpımı kısmı var. Üçü de karışımlarla ilgili konu. Üçü de birbirine bağlantılı, üçü de birbirinin devamı şeklinde. Birini öğrenmezsen diğerini öğrenmen daha zor oluyor. Bunu iyi bilirsen AYT karışımlarda, AYT sıvı çözeltilerde daha kolay yapıyorsun. AYT sıvı çözeltiler ve TYT karışımları iyi öğrenirsen AYT'de KÇÇ'yi daha kolay yapıyorsun. O zaman hadi yavaş yavaş konuya geçelim mi? Evet, biliyorsunuz bu senenin videolarının geçen senenin videolarından en büyük farkı konunun ÖSYM açısından önemini eklemiş olmam. Hatta bir de çıkmış soru benzerlerini eklemiş olmam. Hatta neredeyse bu senenin videolarını yeniden çekmemin tek sebebi bu. Konunun ÖSYM açısından önemi, konunun diğer konularla bağlantısı ve de çıkmış soru türevleri konuda bence çok çok önemli fark yaratıyor. Konunun senin karşına nasıl çıkacağını gösteriyor. Bu da benim için çok önemli. Konu anlatımlarında olmazsa olmaz bir şey. O yüzden bu sene bütün videolarımı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karışımlar 2010'da, 11'de, 12'de, 13'te, 14'te, 15'te, 16'da, 17'de, 18'de, 19'da, 20'de, 21'de ve 2022'de çıktı. Her yıl banko soru, kesin soru, kesin artı bir net. Kimya TYT'den çoğu konudan çıkıyor hatta. Ünite başlığı olarak hemen hemen her üniteden çıkıyor da işte bazı üniteler 10. sınıfın bir önceki ünitesi gibi yasamol hesaplama tepkime türü karışık geniş bir ünite neresinden çıkacağını bilmiyoruz ama karışımlar hem küçük bir ünite hem karışımların temel bilgilerini içeriyor. Bu nedenle sorularını kolaylıkla rahatlıkla yapabilirsiniz. Karışımları dikkatli çalışın bu nedenle diyorum. Peki neresinden soru çıktı? Gördüğünüz gibi heterojen karışımların özellikleri dışında her yerden de soru var. Ha, heterojen karışımların sınıflandırılması için de kendi içinde homojenlerle beraber soru çıkmıştır. Fakat doğrudan heterojen karışım sınıfı ile ilgili soru yok. Geri kalan her yerde soru var. Çözünürlük problemleri bunun en çok çıkan kısmı ancak çözünürlük problemi eskiden TYT'deydi. Şimdi AYT'de. Şimdi burası senin karşına çıkmayacak. Korkma. Şöyle grafik üzerinden eleyecek olursak şurası AYT. Şunu eledin. Bunun hesaplama kısmı AYT, yorum kısmı TYT. AYT'de de yorum sorabilirler canım. TYT'de yorum kısmını sormuyorlar. Dolayısıyla senin TYT kısmının çoğunluğu derişim birimlerinden ve grafiğe tam alamamışız ama karışımların ayrılmasından çıkıyor sevgili arkadaşım. Bu sene ne çıktı? Bu sene derişim birimleri çıktı. Bakın çoğunluk bu sene istatistik çoğunluktan soru çıkar. İstatistiği bu sene doğru sonuç verdi. Evet doğru cümleyi kurdum. Peki konu içeriği ezber mi öğrenilecek mi? Konu içeriği yaklaşık olarak %40 ezber, %60 öğrenilecek. Formüller falan filan var. Karışımların ayrılması var. Bunları yöntemlerini ezberleyeceksin. Ama çok da fazla ezber yok yani. Büyük bir kısmı öğrenilecek bilgileri içeriyor. Peki bu konu hangi konularla bağlantılı? Bu konuyu anlamak için hangi konuları bilmeliyim hocam diyorsan TYT karışımlar konusu. Bazı yorum soruları kimya bilimi ünitesinde gördüğümüz element bileşiklerin özellikleri saf maddenin ve karışımların özellikleri konusuna bağlı. Birbiriyle karışmaması açısından element bileşiklerin yani karışımların tersi saf maddenin özelliklerini bilmelisin.
Bunun dışında TYT karışımlar orta seviye matematik bilgisi, yüzde bulma, doğru orantı kurmayı içerir. Tabii ki kimyasal hesaplamalar kadar iyi bir matematik bilgisine gerek yok. Çok iyi orantıya gerek yok ama temel matematik işlem gücü gerektir. Diğer konularla olan bu bağlantısı dışında tek başına anlaşılabilen bir konudur ancak TYT karışımlar AYT'de sıvı çözeltiler ve KÇÇ kısmının temelini oluşturur. Bunu iyi bilirsen sıvı çözeltilerde işin kolaylaşır. Bunu iyi bilmezsen de sıvı çözeltileri yapabilirsin 11. sınıfın 3. 4. ünitesi olan kimine göre 3, kimine göre 4, milli eğitime göre 3. Ama biraz zorlanırsın. Bunu iyi öğrenirsen 11. sınıfta sıvı çözeltilerde biraz daha hız kazanırsın, biraz daha avantaj elde edersin. O zaman konunun girişinde anlaştıysak hadi yavaştan konuya başlayalım değil mi? Şimdi minik kuşum. Biliyorsun. Kimya maddeyi inceliyor. Madde, şöyle biraz ortalayayım kendimi. Madde, kütlesi olan, hacmi olan, eylemsizliğe sahip, tanecikli yapıdaki her şeye verdiğimiz isim. Maddeyi incelediğimiz için maddeyi sınıflarına ayırıyoruz biz. Nasıl ki biyoloji canlıları inceliyor ve senin rahat inceleyebilmen için canlıları sınıflarına ayrıştırıyorsa, kimya da maddeyi daha rahat inceleyebilmen için sınıflarına ayrıştırıyor. Biyolojideki canlı çeşitliliği kadar madde çeşitliliğimiz yok. Bizim iki tür maddemiz var. Saf madde ve karışım. Bu kadar. Bir şey madde ise ya saftır ya karışımdır. Saf maddeyi kimya biliminde gördük, element bileşik. Dolayısıyla element bileşik olmayan her şey karışım. Element ve bileşik olmayan her şey bu ünitenin konusu. Dolayısıyla karışımlar saf değildir. Belirli formülleri yoktur. Farklı tür atom veya farklı tür molekül içerirler. Hep aynı yapı biriminin tekrarlanmasıyla oluşmazlar. Mutlaka farklı yapı taşı içermek zorunda. Karışımı oluşturan maddeler kendi kimyasal özelliklerini korurlar. Yani tuzun kimyasal özelliğine, suyun kimyasal özelliğine ise tuzlu suyun kimyasal özelliği de odur. Tuzlu su hem tuzun hem suyun verdiği kimyasal tepkimeleri verir. Karışımı oluşturan maddeleri arasında herhangi bir oran yoktur. Sen yaklaşık olarak her oranda karışım oluşturabilirsin. E hocam doygunluk sınırı var. Ya tamam, doygunluk bir üst sınır ama o üst sınıra kadar istediğin gibi oluşturabiliyorsun karışım. Ama suda öyle mi? Suyun tek bir oranı var. 1'e 8. Bu oran dışında oluşturamazsın. Üstü 6 yok. Anlaştık değil mi? Karışımı oluşturan maddelerin arasında sabit bir oran yoktur. Karışımların oluşması da fizikseldir, ayrışması da fizikseldir ve karışımlar fiziksel özellikleri, karışımların fiziksel özellikleri kendini oluşturanların fiziksel özelliklerine bağlıdır. Yani erime noktası kendini oluşturanlara bağlı, kaynama noktası kendini oluşturanlara bağlı, öz kütlesi kendini oluşturanlara bağlı. Ama bileşikler öyle mi? Tamamen bağımsız kendini oluşturanlardan. Hidrojenin de oksijenin de öz kütlesi, sudan küçük suyun öz kütlesi ikisinden de büyük, hiçbir biriyle ilgisi yok. Tamamen yeni madde oluşuyor. Karışım öyle değil, yeni bir madde değil. Onların karışımı. Karışım kelimesini kullanarak tanımlamak da ayrı bir zeka örneği canım. Sait Hoca böyle şey olur mu? Karışımların kütleleri bileşenlerin kütleleri toplamına eşittir. Ancak hacmi bileşenlerinin hacimleri toplamına eşit olmayabilir. Olmak zorunda değildir. Neden? Çünkü karışım oluşurken maddeler birbirinin molekülleri arasındaki boşluğa dağılırlar. Özellikle çözeltilerde, yani homojen karışımlarda. Suya taş atarsan hacmi tabii ki su ve taşın hacmi toplamıdır. Yani heterojenlerde hacim toplamı eşit olabilir ama homojenlerde madde birbirinin molekülleri arasındaki boşluğa dağıldığı için homojen karışımların hacimleri kendini oluşturanların hacimleri toplamından küçük olur. Bunu da aklının bir kenarına yaz. O zaman karışımları sınıflandıralım. Hani maddeyi kolay anlayabilmek için sınıflandırdık. Saf madde karışım. Şimdi de karışımı kolay anlayabilmek için sınıflandıralım. Karışımların iki tip sınıflandırması var arkadaşlar. Biri görünümüne göre, diğeri tanecik boyutuna göre. Görünümüne göre homojen ve heterojen, adi karışım, süspansiyon, emülsiyon ve aerosol diye sınıflandırılıyor. Tanecik boyutuna göre de çözelti, kolloid ve süspansiyon diye sınıflandırılıyor. O zaman karışımları sınıflandıralım. Bu video herhalde bu kadar yeter değil mi? Karışımların sınıflandırılmasında buraya eklersek yeter. Çok çok uzun yapmayalım. Görünümüne göre homojen ve heterojen dedik. Şimdi homojen karışım ne? Homojen karışım bileşenleri birbiriyle tamamen karışan tek faz gibi. Bakın fazı biz fiziksel hal olarak da kullanıyoruz ama buradaki bahsettiğimiz faz görünüm. Yani tek bir görünüme sahip. Tek madde gibi görünen, her yerinde aynı özelliği gösteren karışımdır. Homojen karışımı oluşturan maddeler karışımda eşit dağıldığı için karışım tek faza sahiptir. Yani
tek madde gibi görünür diyor. Homojen karışımların bileşenleri çıplak gözle görülemez. Çıplakken gözle göremezsin. Mutlaka giyinik olman lazım. Homojen karışımlar bekletildiğinde çökmez. Homojen karışımlardan gaz ve sulu çözeltileri süzgeç kağıdından geçer. Yani süzme ile ayıramazsın. Hop geçti gitti. Şekerli suyu süzemezsin. Şeker de su da ikisi de geçer. Gaz ve sulu çözeltileri genellikle saydamdır. Homojen karışımlar katı sıvı veya gaz halde olabilir. Homojen karışımın diğer adı çözelti. Tuzlu su, süzülmüş çay, şerbet, kolonya, hava, alaşımlar bunlar homojen karışım. Heterojen karışım bileşenleri birbiriyle tamamen karışmayan, birden fazla faz içeren, her yerinde aynı özelliği göstermeyen, yani farklı madde olduğu rahatlıkla çıplak gözle veya çeşitli görüntüleme teknikleriyle ayırt edilebilen karışımlar heterojen karışım. Bekletildiğinde çökebilir, süzgeç kağıdından geçmeyebilir, ayrılabilir. Bakın homojen kesin geçiyordu. Bu geçebilir de geçmeyebilir de. Genellikle bulanıktır, katısı sıvısı gazı olabilir ama gaz gaz olmaz. Gaz gaz hep homojen. Hani gaz sıvı, gaz katı anlamında gaz fazında heterojen karışım olabilir. Kumlu su, duman, gaz katı, sis, gaz sıvı, yağlı su, çorba, salata, toprak, süzülmemiş bitki çayı, burada dandik parantez, çay da bir bitkidir. Çaya çay, bitki çayına bitki çayı demeyi, bu ayrımı yapmayı ve çayı bitki olarak görmemeyi tınıyorum. Bu anlayışa karşı duruyorum. Antiparantezi kapattım. Benzin, su, ayran, Türk kahvesi, meyve salatası bunlar hep heterojen karışım sevgili arkadaşım. Homojen karışım ve heterojen karışımın çoğu örneği burada olsa da genel olarak çözdükçe aklımızda kalıyor. Hangisi tek faz gibi görünen homojen karışım örneğidir diyor. Su homojendir tabii ki canım. Bunu bilmeyecek kadar çocuk değilim ama karışım değildir tatlım. Saf maddedir. Sis heterojen, tuzlu su homojen, süt ve Türk kahvesi heterojen. Hocam süt nasıl heterojen? Yağ var, yağ, kaymak. Üstünde daha çok birikiyor. Peki sonraki soruya bakalım. Sonraki soru diyor ki karışımlarla ilgili yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? CH4H2O gaz karışımı homojendir. Arkadaşlar gazlar arasında çok büyük boşluklar olduğu için bir gaz diğer gaz arasında daima homojen olarak karışır. Gaz heterojen karışımı oluşmaz demiştim ya. Gazlar sıvılar veya katılarla heterojen karışım oluşturur. Gaz gazla heterojen karışım oluşturamaz. Gaz da gaz birbiri içerisinde hep homojen olarak çözülür. Karışımların belirli formülleri vardır. Ne oldu? Ben söylemeyince bir ses çıkarmadın ya. Karışımların belli formülü olur mu hiç? Saf maddenin, elementin, bileşiğin belli formülü vardır demiştim ya. İlk ünitede bazı bilgiler burada bize lazım olur. İşte bu. Karışımı oluşturan maddelerin birleşme oranı sabit midir? Sabit midir? Hayır değildir. Bileşiğin sabittir. Karışımlar her oranda karışabilir. Böyle bir sabit oran kesinlikle yok. Karışımları homojen heterojen diye sınıflandırdık. Homojen ve heterojen karışımların özelliklerini söyledik. O zaman şimdi de heterojen karışımları sınıflandıralım. Heterojen karışımların sınıflandırması lazım. Nasıl? Ona bakalım hadi. Heterojen karışımların ilki adi karışımı. Adi karışım diğer ismi olmayan hani süspansiyon, emülsiyon, kolloid, aerosol diyeceğiz ya. Bunların hiçbirine dahil olmayan karışım adi karışım. Genellikle katı katı karışımları. Tuz, şeker, salata, toprak adi karışımdır. Bunları bileşimindeki maddelerin çözünürlüğünün farkıyla veya öz kütlesinin farkıyla yüzdürerek, eleyerek, ayıklayarak birbirinden ayırt edebiliriz. Yine konu gelince ayırt etme karışımların ayrılması yollarında göreceğiz. Emülsiyon sıvı sıvı. Sıvı sıvı heterojen karışımlarına verilen isimdir. Bunu nasıl aklınızda kodluyorsunuz bilmiyorum. Ben emülsiyonu kodlayamıyorum. Ben süspansiyonu kodluyorum. Emülsiyon diğeri diyorum. Küçükken öyle oluyordu. Şimdi hiç kodlamıyorum. Kaç yaşına geldim artık bunları öğrenmişimdir değil mi? Kaç senedir bu konuları anlatıyorum. Kaç senedir bu konuları anlatmış olarak halen süspansiyonu emülsiyonu karıştırıyorsam. Çıkıp da ya YouTube'a çıkıp da neden bu videoyu çekiyorum? Yani neden böyle şeyler yapıyorum bilmiyorum. O zaman emülsiyona devam edelim. Emülsiyon sıvı sıvı heterojen karışımı. Zeytinyağı su klasik örnek. Hocam ayçiçek yağı su olur mu? Zeytinyağı çok pahalı. O da olur bebişim. Hiç sıkıntı değil. Tereyağı su olmaz. Isıtman lazım. Tereyağı katı ya. Ondan dolayı ısıtırsan o da olur. Soğukta olmaz. Anladın değil mi? Yağ su karışımı örneğin. Sıvı sıvı heterojen karışım. Oluşan karışımlar bulanıktır. Bekletildiğinde yoğunluğuna göre üste ve altı ayrışır. Karışımları yoğunluk farkıyla ayırma hunisi kullanılarak ayrıştırılabilir. Su, zeytinyağı, su, mazot, su, benzin, benzen su, civa su, eter su, sütün kendisi, sütün kendisi, karbon tetraklorür su, mayonezin kendisi, yağ sirke buna örnektir.
Bunlar birbirine karışmayan heterojen sıvı sıvı karışımıdır. Süspansiyon katı sıvı heterojen karışımı. Suyun içine kum attın. Bak heterojen katı sıvı karışımı. Nasıl ayırırsın bunu? Söyle nasıl ayırırsın? Nasıl ayıracaksın tatlım? Tabii ki süspansiyonu süzme ile ayıracaksın. Bak ilk iki harfi aynı. Süspansiyon süzme ile ayrılır. Neydi süspansiyon hatırlat bana şuradan. Şuradan hatırlat. Süspansiyon bak mis gibi Nescafe gibi görünüyor. Değil tabii ki bu çamur su. Çamur ya bildiğin toprak. Bahçeden toprak aldım. İçinde çözdüm. Bak bak. Bu ne? Bu bir süspansiyon. Bu bir heterojen katı sıvı karışımı. Ne yapıyorsun biliyor musun? Gidiyorsun Blab Market'ten. Blab Market de çok söylüyorum artık. Blab Market. Bana yardımcı oluyorlar ama indirim yapmıyorlar. Blab Market'te artık bana indirim yapsın. Sponsor falan olsunlar. Bak şöyle bir süzgeç kağıdı alıyorsun. İlginç değil mi bu? Normal kağıt gibi görünüyor. Hayır. Bu bir süzgeç kağıdı arkadaşlar. Bunu maddeleri süzmekte kullanıyoruz. Şöyle bu kağıdı dörde katlıyorsun. Dörde katladın. Dörde katladın. Süzme videosuna gelince süzme videosunda bunu bir daha izlersin. Sonra bak ayırma hunisi. Normal huni bu, ayırma hunisi değil pardon. İçine koyuyorsun. Koydun mu? Bunu da normalde tutturman lazım da benim tutturacağım yok. Şunun içine koydun. Bunun içine koyduktan sonra bu karışımı içine döküyorsun. Şimdi ben doğrudan dökemem çünkü doğrudan dökersem etrafa yayılır. Biraz önce kağıdın yapışması için kaşıkla alıp koyuyorum. Hani kağıt ıslansın da kenarlara yapışsın. Etrafından boşalmasın. Sonra diyeceksiniz ki hocam süspansiyon hani ayrılıyordu. Bak bak ayrılmıyor diyeceksiniz. Bak bak içine döküyorum. Yavaşça ortasına döküyorum. Görüyorsun değil mi? Tam böyle kağıda gelsin. Sağına soluna sıçramasın diye. Bak. Alttan akan suya bak. Görüyor musun damlayan suyu? Bak. Çamurdan eser var mı? Üstteki suya bak. Bak görüyor musun? Çamurlu su. Alttaki suya bak. İşte bunun adı süzme. Süspansiyon süzmeyle ayrılır. Süspansiyonda katı taneciklerin boyutu ne kadar küçük olursa olsun kağıtla süzdüğün için kağıttan geçme şansı yok. Kağıdın tanecik boyutu çok küçüktür ki bu siyah etiket. Bir de mavi etiket var. Mavi etikette böyle koyarsın sabaha kadar ancak süzülür. Çok çok geç süzülür. Onun tanecik boyutu çok daha küçüktür. Yani süspansiyonlar süzülerek ayrılır. İlk iki harfi aynı. Şimdi sence şekerli suya koysam şeker burada su altında mı kalır? Hayır. Komple şekerli su olarak gelir. Bu suyu içersin. Tap tatlı. Tatlı bir su. Neden? Çünkü şeker suyun içinde atomik moleküler seviyede çözüldü. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözülmüyorsa süspansiyondur. Süzerek ayrılır. Süzerek ayrılır. Sıvı sıvı alkol suyu koydun. Alkol de suda geçer. Burada nasıl kalsın alkol? Homojen katı sıvıyı koydun. Yine ayrılmaz. Ne yaptık? Bir videoda hem süzmeyi hem süspansiyonla süzme arasındaki bağlantıyı kurduk. Hem süspansiyonu aklına kodladık. Artık süspansiyonun süzerek ayrıldığını, bu nedenle de katı sıvı olduğunu unutmazsın değil mi? Unutma ne olur. Git sınavda yap, daha sonra beni hatırla. Bana teşekkür et. Beni büyüt. Beni çok büyük kanal yap. Ben de senin için daha iyi şeyler yap. Türk kahvesi, naftalin su, nişasta, ayran, çorba, kan, çamurlu su. Çamurlu su, hadi çamurlu su var, hadi bak bu çamurlu suyu istemek, almak istiyorsan hepsi burada da. Sait 10 koduyla alamazsın. Tabii canım çamurlu su parayla alınır mı? Paran yetmez. Aerosol, katı ve sıvıların gazlarla oluşturduğu heterojen karışım. Katı gaz veya sıvı gaz heterojen karışımı. Bu saç spreyleri, deodorantlar, rolonlar değil ha. Deodorantlar, böcek ilaçları, hani böcekleriniz hasta olduğunda verdiğiniz ilaçlar falan. Hep aerosol, tozlu hava, köpük, bulut, sis, duman, bunlar hep aerosol. Yani gazların oluşturduğu heterojen karışımlar aerosol oluyor sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir sıvının başka bir katıda çözünmeden dağılması süspansiyon. Az önce yaptık. Çamur, süspansiyon. Şekerli su, homojen süspansiyon değil. Türk kahvesi, naftalin su, ayran, hepsi süspansiyon. Ancak neydi? Şekerli su, homojen olduğu için süspansiyon değil. Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Karışımı oluşturan maddeler her oranda bir araya gelebilir. Evet. İki farklı sıvının oluşturduğu heterojen. Düşünüyorum süspansiyon süzülüyor. Katı sıvı süspansiyonda, o zaman emülsiyon sıvı sıvı. Evet. Tabii ki heterojen homojen olursa hep çözelti. Elektrik akımını ileten elektrolit. Söylemedik. Hadi burada söylemiş olalım. Şekerli suda çözünen şeker çözücü sudur. Homojen karışımlara çözelti denir. Hepsi doğru. D seçeneği yanlış. O zaman hadi konuya devam edelim. Biraz önce işlediğimiz neydi? Görünümüne göre karışımlar. Şimdi tanecik boyutuna göre. Üçe ayırıyorsun. Çözelti, tanecik boyutu 1 nanometreden küçük olan. Kolloid, 1 ile 1000 nanometre arasında olan. Süspansiyon, 1000 nanometreden büyük.
1 nanometre 10 üzeri eksi 9 metre, 10 üzeri eksi 9 da 10 üzeri eksi 6 metre, 10 üzeri eksi 6 metreden büyük şeklinde de sana söyleyebilir. Bak, çok dikkat et. Sadece çözelti homojen. Diğer ikisi heterojen. Ancak kolloid heterojen olduğu halde homojenler gibi görünüyor. Bekletilince çökmüyor homojenler gibi ve süzülmüyor. Bak çok önemli. Kolloid homojenle heterojen arasında ya. Aslında heterojen aslında her noktasında aynı özelliği göstermiyor ama homojen gibi görünüyor. Parçacıklar süzmeyle ayrılmıyor ve bekletilince çökmüyor. Ancak mikroskop veya ışığı saçma gibi deneylerle heterojen olduğunu anlıyoruz. Anlaştık değil mi? Çözelti zaten çözelti. Zaten homojen görünecek. Zaten çökmeyecek. Zaten süzülmeyecek. Bu onun özelliği. Bu da zaten çökecek. Zaten süzmeyle ayrılacak. Bu da onun özelliği. İşte ikisinin arasına kolloid diyoruz. Kolloidin en önemli özelliği ışığı saçıyor. Bak hemen şurada gösteriyoruz. Bak bu çözelti ışık olduğu gibi geçmiş. Burada ise ışık içindeki parçacıklara değip sağa sola saçıldığı için biz bu ışığı saçılmış olarak görmüşüz. Işığı saçıyor kolloid. Süspansiyon mu? Hem saçar hem absorbe eder. Hem saçar hem içindeki parçacıklar büyük olduğu için ışığı absorbe eder, geçmesine izin vermez. Anlaştık değil mi? Bunlar kolloid örnekleri, Milli Eğitim kitabından aldığım, MEB'in verdiği kolloid örnekleri bunlar. Ben MEB'in yalancısıyım. Sonra çıkıp da hocam o öyle dedi, bu böyle dedi demeyin. MEB'in kitabı, MEB'in kendi bastığı kitabı bu. En çok sorulanlar kim? Renkli camlar, peynir, tereyağı, ekmek, mürekkep, yağlı su, süt, mayonez, toz, duman, sis, bulut, buhar. Bunlar kolloid örnekleri. Hocam bunların süspansiyon emülsiyon. Ya o görünümüne göreydi. Bu tanecik sayısının, tanecik boyutuna göre ya. Anlaştık mı? Bir ile bin arasında değildir. Hangisi süspansiyon değildir diyor. Düşünün. Kanserumu dedik. Ekmek dedik. Duman dedik. Renkli cam dedik. Ama herkes bilir ki alkol suyun içinde çözünür. Yani alkol su bir çözelti örneğidir. Çözünmeyecek. Çözülmeden dağılacak. Biz homojen göreceğiz ama incelediğimizde heterojen çıkacak. Hemen bakalım. MEB'in 3 adım kitabından bir soru. 3 adım MEB. 3 adım kitabından bir soru. 3 adımı mutlaka çöz. Çözünen olma, çözücü olma, dağılan faz, dağıtan faz. Karışımdaki özellik bak. Birinci satır ne? Çözünen civa, çözücü gümüş, dağılan faz tebeşir tozu, dağıtan faz su. Bu nasıl? Dur bakalım. Dur. Etil alkol, su, benzin, oksijen, gazoz, gazı, toz, hava. Nasıl bir tablo olmuş bu? Burada ne? Hata yapılmış. Onu soruyor zaten. Ne hatası yaptım diyor. Tabloda ufak bir eksiklik var arkadaşlar. Hemen düzelteyim ben. Burası homojen karışım. Şöyle şuradan çizgi çek. Burası heterojen karışım. Homojen ve heterojen karışım örnekleri vermiş. Bu örneklerle ilgili hangi satırda yanlış yapılmıştır? Bu yanlış nasıl ifade edilir? Civa gümüş alaşım. Bu şey herhangi bir sıkıntı yok. Civanın alaşımlarına amalgam diyoruz, homojen. Alkol, su, oksijen, azot homojen, bir sıkıntı yok. Tebeşir tozu suyun içinde dağılınca heterojen. Su benzinin içinde değil, benzin suyun içinde bakın. Şu ikisini yer değiştireceğiz. Benzin suyun içinde dağılınca heterojen karışım olarak bir emülsiyon oluşturuyor. Toz havanın içinde, toz dağılan, hava dağıtan, diğerlerinin hepsi doğru. Hepsi de sıkıntısız sorular. Biraz tabii su ve benzinin miktarlarını da belirtseydi daha güzel olurdu soru. O soru azıcık eksik olmuş hem tablonun başlığı hem soru metninde su ve benzinin miktarları ifadesiyle. Bakalım hangisi yanlıştır diyor. Aerosol baca dumanı. Baca dumanında katı partiküller var. Katı ve sıvıların gazlarla oluşturduğu heterojen karışımlara aerosol diyoruz. Süspansiyon salata. Salata neydi? Süspansiyon süz. Salatayı süzebiliyor muyuz? Hayır. Salata adi karışım. Emülsiyon Türk kahvesi. Türk kahvesini süzünce kahve üstte kalır. Helvesi sıvısı altta kalır. Süspansiyon. Kolloid gazoz. Gazoz homojen karışım. Çözelti. Gazozu çalkaladığın zaman o heterojen oluyor. Orijinali heterojen değil ki. Niye heterojen diyorsun? Adi karışım bronz. Adi karışım tam tersi. Salata. Adi karışım salata. Bronz çözelti. Heterojen diyorum. Metal karışımları yani alaşımlar birer çözeltidir arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 24 dakika. Bayağı uzadı. Bir sonraki videoda ne göreceğiz? Bir sonraki videoda çözünme sürecini göreceğiz. Başka. Çözünme süreci, çözünme türlerini de görürüz. Bitiririz sanırım. Sonra çözülmüş madde oranını belirten ifadeler 3. video olur. 4. video koligatif özellikler olur.
5. video karışımların ayırma yöntemleri. Karışımların ayırma yöntemlerini 5. videoda bitiremeyebiliriz. Belki bitiririz, belki 6 ekleriz. Yani 5 veya 6 videoda konu bitecek sevgili arkadaşlar. Beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı, imkanın varsa katılarak destek vermeyi unutma. Beğenmediysen neyi beğenmediğini yaz. Sen beni ne kadar büyütürsen ben de senin için o kadar faydalı işler yapacağım. Kendine iyi bak, seviliyorsun. Bunu sakın unutma.